Hayır. Yuh. Merhaba arkadaşlar, bugün elimde görmüş olduğunuz Xiaomi'nin neyini inceliyoruz? Reuters'ını inceleyeceğiz arkadaşlar. Üstüne şöyle bir bakasım geldi. Wi-Fi Range Eccentric Pro diye bir modeli şu an elimizde. Bu velet ne işimize yarıyor? Yani bu alet bizim ne işimize yarayacak? Evinizde internetiniz var ama bazı odalara internet gitmiyor. Yani çekmiyor. Ondan dolayı bu alet bizim yardımımıza koşacak mı, koşmayacak mı? Bunu inceleyeceğiz. Şimdi bu evin dubleks olduğunu söyleyebilirim. Yani üst kattan alt kata internet pek de fazla indiğini söyleyemem. Bugün bu aleti alt kata kuracağız ve bakalım internet çekecek mi, çekmeyecek mi? Hep beraber göreceğiz. Şimdi ilk başta kutusundan çıkartalım, sonradan kurulumuna geçelim. Evet, şimdi kutusundan hemen çıkartalım. Kutuyu zaten öncesinden açtık ama denemek için açmıştım. Şimdi şöyle kutusundan çıkartalım. Bu arada bunu ben yurt dışından aldım. Türkiye'de de 100'de 150 lira arasında gezdiğini söyleyebilirim bu fiyatları. Şimdi burada işte önemli uyarılar belgeleri var. Okumadığımız. Bunu şöyle kenara koyuyorum. Burada işte kurulum nasıl yapılıyor falan. Gerçekten bu arada kurulumu hem basit hem de biraz zor diyebiliriz. Bilmeyene zor olur. Şimdi bunu kurulumunu çok basit bir şekilde aslında yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bunu bilgisayar üzerinden değil, direkt telefonunuza uygulamasını indirip çok basit bir şekilde kurulumunu yapabiliyorsunuz. Bunu zaten ekranda göreceksiniz. Yani kurulumunu nasıl yapıldığını. O şekilde yaparak işlemlerinize devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hatta ben size göstereceğim. Şimdi göstereceğim. Burada ilk başta şu aletimizi bir görelim. Xiaomi'nin logosunu bu tarafta görebiliyoruz. Bu arka tarafında işte bilgiler yazıyor. Burada antenleri var. Küçük bir antenleri var. Şu şekilde. Bu prize takılacak. Normal. Orada duracak ve internetinizin modeminizden aldığı internet bağlantınızı çekmeyen yerlere ulaştırabileceğini vaat eden bir alet arkadaşlar. 30 metreye kadar güzel bir şekilde iletildiğini internette gördük. Bakalım gerçekten böyle mi değil mi? Deneyelim hep beraber. Evet arkadaşlar, gelin isterseniz şimdi hep beraber kurulumunu yapalım. Şimdi bu bizim yani Reuters'ımızın şimdi uygulamasını Google Play'imiz üzerinden indirmemiz gerekiyor. Google Play'e giriyoruz ve Mi Home diye bir şey var. Xiaomi'nin işte tüm bu akıllı cihazlarıyla kullanabileceğiniz bir uygulaması var. Buradan bunu yüklüyoruz. Evet, Mi Home uygulaması yüklendi. Burada ilk başta gizlilik sözleşmeleri, işte hukum, hükümler ve koşullar. Hukum nedir ya? Neyse, kabul et diyoruz. Kullanıcı deneyimi falan, bunu reddet. Göndermeme gerek yok. Neresi, ülke, bölgeyi seçiyoruz. Türkiye diyoruz. Devam ediyoruz. Tüm evi denetleme kolaydır dedi. Devam et. Şimdi burada oturum açacağız arkadaşlar. Oturum. Şimdi bunlara izin veriyoruz mecburen. Oturum aç diyoruz. Zaten Xiaomi'nin uygulaması varsa kolay bir şekilde oturum açabilirsiniz. Yoksa da tekrardan kendiniz hesap oluşturup açabilirsiniz yine. Evet. Şu an gördüğünüz üzere uygulamamıza giriş yaptık. Şu an verileri güncelleştiriyor diyor. Biz de o sırada bu cihazımızı ilk başta modeme yakın bir tarafta prize takıp eşleştirmesini yapacağız. İlk başta gelin bunu bir prize takalım. Şimdi bunu şuraya koyduk, eşleştirmesini yapacağız. Şunun üzerinde arkadaşlar yakından alalım. Böyle bir turuncu yanıp sönen bir şey var. Bu şu an bir aygıtla eşleştirmeyi bekliyor demek arkadaşlar. Şu an hemen tekrardan uygulamamıza dönelim. Şimdi bunun eşleştirmesini yapacağız. Buradan zaten cihazlar kısmında sağ tarafta artı kısmı var. Ona basıyoruz. Basabilirsek. Evet, şu an bastık. Cihaz ekleme diyor arkadaşlar. Basıyoruz. Telefonu hedef cihaza mümkün olduğunca yakın bir şekilde yapın diyor. Şimdi evet, gördü arkadaşlar. Mi Wi-Fi Range Eccentric Pro diye gördü. Basıyoruz tekrardan. Şimdi evdeki modemimize bağlanmanız gerekiyor. Tam bu sırada modemimize bağlanmanız gerekiyor. Şimdi en üstteki yine bağlanalım. Şu an bağlandı ve sonraki diyoruz. Devam ediyoruz. Telefonu cihaza yaklaştırın diyor arkadaşlar. Şu şekilde telefonu cihaza yaklaştırdım. Evet, şu an bilgiler cihaza iletiliyor. Cihaz A bağlanıyor diyor.
Şu an evet cihazın ağa bağlandığını gördük. Ve şunun üzerine geldiğiniz zaman o turuncu yani sarı yanan şey maviye döndüğünü gördünüz. Ve bundan sonra artık şu an bağlandı. Doğru bir şekilde bağlandı. Şimdi buna isim verebilirsiniz. Bu nereye takacaksanız bunu ona göre isim verebilirsiniz. Üst tarafta diyor ki Wi-Fi ağ ile aynı ada sahip bir ağ oluştur. Yani bizim ilk bağlandığımız modemdeki isimle birebir aynısını aşağıda da oluşturabiliriz arkadaşlar. Veya buna kendimiz bir isim verebiliriz. Daha yeni kurulum başarısız oldu. Kapatıp tekrardan açtım. Devam ediyorum. Şimdi bu sefer isim vermeden sadece kendimiz şu an Wi-Fi ayarları gözüktü arkadaşlar. Bu bizim normal kendi bağlandığımız Wi-Fi olarak gözüktü. Ve arkasında plus ekleri sadece. Tamam. Bu da okeydir. Şifremizi ben bir kontrol edeyim. Tamam. Şifrem önceki modemimle aynı şifreye bağlı. Şimdi tamam diyorum. Devam ediyorum. Tamam arkadaşlar. Şu an doğru bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Şimdi bir bunu kendi telefonumuz üzerinden bakalım. Buna bağlanabileceğiz mi? Onu deneyelim. Şuradan Wi-Fi'lere baktığımız arkadaşlar Türk Telekom 4GZ Plus'ı görüyorsunuz. Yanında da Mi yazıyor arkadaşlar. Basıyorum. Şifremizi giriyorum. Bakalım bağlanabileceğiz mi? Bağlan dedik. IP adresi alınıyor dedi. Bağlandı. Tamamdır arkadaşlar. Şu an bağlandığını görüyoruz. Bir bakalım. İnternete giriyor mu? Ona bakalım. Evet arkadaşlar. İnternete de girdiğini gördünüz. Şimdi bunu isterseniz bir evin alt tarafına, evin çekmeyen bir tarafına konumlandıralım. Gerçekten de oraya interneti çekebilmiş miyiz? Göreceğiz hep beraber. Hadi bakalım. Evet şimdi aşağıda burada başka bir router var. Görüyorsunuz. Onu şimdi devre dışı bırakacağız. Bunu onun yerine takacağız. Hep beraber şimdi bir takalım bunu. Bunu şuradan bir kapama düğmesi var. Bunu bir kapatalım. Şöyle yapalım. Evet. Bunun tekrardan şuradaki ışığı görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun şimdi tekrardan bağlanması gerekiyor. Uygulamamıza tekrardan giriyoruz. Bir uygulamamıza tekrardan girelim. Şu an o yanıp yanıp sönüyor. Aynı şekilde Mi Home'a girdik. Evet. Mi Home'dan şöyle tekrardan çıkıyorum ve devam ediyorum. Şu an sinyal gücü, sinyal bağlı değil diyor. Şu an bağlandığını gördük arkadaşlar. Sinyal iyi değil diyor fakat. Onu görüyoruz. Şimdi tekrardan bakıyorum. Evet sinyal iyi değil diyor ama şimdi telefon üzerinden buna bir bağlanalım. İnternet geliyor mu gelmiyor mu? Bunu bir kontrol edelim. Şurada geldi. Şimdi bağlanıyorum. Şu an bağlandık ve bir YouTube'dan video açmaya çalışalım. Bakalım videoyu açabilecek mi? Takılmadan oynatabilecek mi? Bunu bir görelim. Şu an bağlandığını evet güzel olduğunu görebiliyoruz. Kalitesini arttıralım. Kalitesini 1080 yapalım. Şöyle bir videoya bir bakalım. Evet arkadaşlar arkada ön belleği de aldığını görebiliyoruz. Şöyle biraz ilerletmek istiyorum ortaya doğru. Şu an güzel bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Tamam. Bu güzel bir şekilde çalışıyor. Peki biz bu aletten uzaklaşalım. Evin farklı yerlerine gidelim. Orada da deneyelim. Bakalım orada da aynı hızı verebilecek mi? Şimdi evin en uç köşesine geçtik arkadaşlar. Yine tekrardan bir tane video açıyorum. Örnek veriyorum. Şu videoyu açıyorum tekrardan. Şimdi burada tamam güzel bir şekilde çalıştığını görebiliyoruz. Bu arada bunun gelişmişe tekrardan gelelim. Bunu 1440 yapalım hadi. Evin en uç köşesindeyiz. Xiaomi'nin router'ından da uzaktayız. Bakalım 1440'da takılmadan açacak mı? Şimdi ortaya basıyorum. Şuraya geldik. Evet arkadaşlar gerçekten de şu an çalıştığını hep beraber görmüş olduk. Yani kısaca bu alet bir ev içerisindeki 30 metre, 50 metre diyemeyiz ama 50 metre belki dışarıya çıktığın zaman açık alanda olabilir. Ama ev içerisinde 30 metreye kadar gerçekten de çok işe yaradığını söyleyebiliriz. Evet bugünlük bir çekimin daha sonuna gelmiş olalım. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bana bunu bildirebilir. Kanala abone olarak
bana destek vermeye devam edebilirsiniz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bunu yapamıyorum. Görüşmek üzere. Bitmedi mi? Devam mı ediyor? Yu. Yu. Yaklaşacak.